Kudüs konusunda biz zaferden mesul değiliz. Kudüs'ün başına daha ne acılar gelecek bilmiyoruz. Ama bizim müminler ve Müslümanların, ben Müslümanım diyen erkek ve kadınların, çocukların, gençlerin yüreğinde, bak yavrum her şey Facebook'tan, Twitter'dan ibaret değil. Senin öldürülen kardeşlerin var. 3 yaşında kan kusarak yere düşürülmüş küçücük bebekler. İsrail 3 yıl öncesine kadar sadece bir yaz döneminde 187 kadın öldürdü. Doğurma yeteneği olan genç kadın. Yani 14-15 yaşından 45-50 yaşına kadarki kadınları hedef seçti. Bilinçli bir hedef. Pazar yerinde kadını vurdu öldürdü, sokakta vurdu öldürdü, hemşire kızı öldürdü doğurmasın diye. Yani bunların küçük çocuğu öldüren de aynı kafayla öldürüyor Yeni Zelanda'da. Ben buradan Yeni Zelanda Başbakanını da tebrik ettiğimi, takdir ettiğimi, kendilerine teşekkürlerimi ve Allah'tan ona hidayet dilediğimi buradan sizin vasıtanızda ifade etmek isterim. Kudüs bilinci çok önemli. Ben onun için sizin bu programınızı çok çok bir farz-ı kifaye olarak büyük Allah bir hizmeti yerine getirdiğini düşünüyorum ve size çok teşekkür ediyorum. Sizi izleyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bu televizyonun idaresine de teşekkür ediyorum. Kudüs başlığı şu ekrana hiç kimseyi getirmeyin. Kudüs yazın 2 saat o orada kalsın. Bu bir hizmettir, bu bir cihattır, bu Allah Resulü'nü memnun etmektir, bu Allah'ı sevindirmektir, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah Kudüs ruhumuzu hep diri tutsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hiç kesmek istemiyorum. O kadar çok sorularım var ki. Biz bunu şöyle gönül dostları, değerli izleyenlerimiz, takriben 200'ün üzerinde mesaj var. Maşallah. Sağ olsunlar. Hem selamları var hem şifa diliyorlar. Ama ben şunu istiyorum. Sağ olsun. Ben şimdi siz yayındayken telefonumu açtım. 5772'ye Mirasımız Derneği'nin. Evet. Kudüs yazdım, mesajı attım. Şu anda seyreden kardeşlerimden rica ediyorum. Yani 5772 yazacağız telefonumuza, numaraya. Mesaja da Kudüs yazıp mesaj atacağız. Bu programın hakkı budur yani. Eyvallah hocam.